Ben kitabı gördüğümde çok heyecanlandım. Birlikte bunları konuşmak da benim çok hoşuma gitti. Bunları konuşmak da çok güzel. Biz de Sol Feminist Hareket olarak arkadaşlarla birlikte konuşup biz de bu deneyim aktarımından faydalanmak ve birlikte konuşmak istedik. Bu yüzden davet ettik kendilerini. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Yaşlılık, yaşlanma sürecinde söyleyeceği şeylerin yakında yer alanları inciteceğinden korkanlar da oldu. Kendi başka işte bu süreçte, bu yaşlanma süreciyle henüz yüzleşemediğini belirtenler oldu. Yazmak isteyip yazamayanlar oldu. Zor yazmak gerçekten. En yine iyi yöntemi bunu mektup olabilir diye düşünmüştüm ve herhangi istediğiniz birine, sevdiğiniz birine, bir nesneye, hiç kimseye yazmak istemiyorsanız bize, size gönderdiğimiz mektuba karşılık olarak ve nasıl bir çerçevede istediğiniz, hani onları kitapta göreceksiniz, bir çerçevede çizdik, bir amacımızı da belirledik. Belki buradan tekrar bir hani bunu deniyoruz ya, daha çok kadın böyle bir çalışmayı yürütebilse, yapsın ve buradan hani bir politikayı oluşturalım diye. Muhtemelen bu sanki bir tür hani ikinci bir dalgası olacak. Belki bizim hani bir feminizmle karşılaşmamız, bu cinsiyet eşitsizliği meselesine kafa yormamız ve onun üzerinden işte geçtiğimiz 35-40 yıllık bir mücadele. Biz şimdi yaşlandığımızda da bu sefer yaşlılığımız için yaşlandığımızda hissettiklerimiz, oradan çıkan bilgi ve bunun bir yine politik mücadelenin konusu haline gelmesini sağlayacak. Dediğim gibi hani bu sürecin kendi bu anlamda çok heyecan verici ve buradan birçok şeyin, bilginin, politikanın çıkacağına inanıyorum. Çünkü hepimiz yaşlanıyoruz. Yani ihtiyacımız da var aynı zamanda. İyi, sana böyle. Sağ olasın. Kitap şu anlamda da önemli. Direkt Feminist Hareket'in içerisinden Feminist Hareket'le hemhal olmuş, hayatının çok uzunca bir süresini feminist mücadeleyle geçirmiş kadınların bu çalışmayı yapması. Hani böyle çalışmaların daha da çoğalması belki akademiyi de bu tıkanmışlığımızı da feminist hareket olarak biraz daha hızlı yol almamızı da sağlayacaktır belki diye düşünüyorum. Kitabımızın ismini Gülsen belki söyle unuttu ama hani yaşını gösteren kadınlar da şeyden çıktı. Herhalde ay yaşını hiç göstermiyorsun gibi bir iltifat almayan yokturdur aramızda. Bu bir süre sonra biz de bu çalışmaya başlayınca çok baktı bu lafımıza. Yani hep böyle birbirimize de aslında yapıyoruz. Yani evet. Biz de bu şeylerden azade değiliz. Gerçekten o bilinç altımızdaki yaş mevzusu hep örttüğümüz, hep kapattığımız için hani biz de onlardan azade değiliz. Şimdi biz bu kitapta biraz yüzleştik ama bu böyle hepimizin bunu aştığı anlamına falan da geldi. O kadar yerleşik ve eski ki çünkü. İşte kitabın adını düşünürken ya baktık ki bu lafa çok gıcık olmaya başladık biz. Hani o zaman dedik şey yapalım. Her kadını kesen de bir şey bu. Çünkü bütün hayatımız boyunca karşılaşıyoruz. İşte alternatifleri de üretelim. İşte yaşının bütün güzelliği üstünde diyelim birbirimize. Niye yaşını göstermiyorsun diyelim. Çünkü şey hani yaş, geldiğimiz yaş o kadar ayıp, o kadar kötü, kaçınılacak bir şey ki o nedenle biz sürekli ondan biz kaçtığımız gibi çevresel olarak da işte göstermiyorsun falan diye aslında var olduğun yaşın çok kötü de, çok olumsuz da onun için de bunu böyle bir iyi söze evretmek gibi idi. Bu çok önemli. Neden? Yaşlılık, yaşamak ve yaşamın doğal bir parçası. Ama hem kapitalizm hem özellikle patriarka, kadına, kadın bedenine yönelik o kadar farklı anlamlar, olumsuzluklar yüklemiş ki erkeklerden de farklı yaşlanıyoruz. Yani
Şimdi biraz evvel sizinle konuştuk ya, yani 40 yaşında işte artık şey, bir o kadına bir yaşlanma korkusu hissettiriliyor. Ve 40 yaş çok kadınların yaşını düşürmeye başladığı neredeyse. Hatta biz böyle konuşurken bazı yerlerde ya ben 40 değil 35'te başladım diyen kadınlar oluyordu. Ya ben de işte 38 yaşında falan boşanmıştım. Mesela ya bu yaşta niye boşanıyorsun? Artık sen hiç kimseyi bulamazsın falan dedi. Çok çevrem, bu sevdiğimiz arkadaşlarımdan da duyduğum gibi. Ama erkeklere baktığımızda gerçekten 40 yaş erkeklerin çok güçlü olduğu, her şey hiç bu kaygılarla değil, tam tersi. Büyük bir konforla, işte ekonomik gücünü edinerek, çevresini edinerek falan her şeyi de bizden işte bir adım önündeyken bu yaşlara geldiğimizde çok daha fazla o aranın açılması. Tabii ki konuşmakla başlıyor, farkındalıkla başlıyor, her şeyde olduğu gibi. Feminist hareket kendisini nasıl deneyimlerden ördüyse, nasıl deneyimlerden çıkardıysa biz de aslında aynı yöntemi izledik bu kitapta da. Ve işte yaş mevzusunda yine feminist kadınlar, yani yine kadınlar konuşuyor. Hani bu burada da yine yol açıcı olanın kadınlar olduğunu düşünüyorum. Erkekler mesela çok rahatsız oluyor bu konuda, bu kitaptan da çok rahatsız olan erkekler oldu. Evet, yani Ankara'da bazı söyleşileri, erkeklerin de katıldığı bazı söyleşiler oldu. Korkunç derecede rahatsız ve ta o arkaik dönemdeki lafları işittik. Ama biz ne yaşlanıyoruz, sizinki niye farklı oluyor falan diye.